Bugün butik bir atölyedeyiz. Bu atölyede harika şapkalar üretiliyor. Merhaba Melisa Hanım. Merhabalar. Bugün bize ne yapacaksınız? Bugün sinemaydan bir şapka yapacağız. Bu şapkanın ana malzemesi. Şöyle göstereyim. Aşama aşama şapkanın oluşumunu göstereceğim size. İlk önce sinemayı şöyle çift kat kullanıyoruz. Kalıbımız ahşap kalıplar. Bunlar genelde yumuşak ağaçlardan, raptiyenin girebileceği tür ağaçlardan yapılan kalıplar. Böyle bir model seçtim size. Çift kat kullanıyoruz malzememizi. Islatıyoruz. Yumuşasın. Çünkü kalıba gireceğiz. Kalıba gelmeden önce, daha sonra jelatinleyeceğimiz için bu kalıbımızı önce streçle sarıyoruz. Kalıba geriyoruz. Mümkün olduğu kadar karşılıklı olmasına dikkat ediyoruz. Bu hepsi bitecek bu şekilde. Ondan sonra bunu sertleştireceğiz. Ve bir gün kalıpta bekleyecek. İstersek bu malzemeyi kalıba gelmeden önce dilediğimiz rengi boyayabiliriz de. Hangi renk şapka yapmak istiyorsak bu rengi boyanıyor. Kök boyalarla. Sinemavi şapkanın yapımı kalıplara gerildiği için ve bir gün jelatinde beklemesi gerektiği için en az 2-3 gün sürebiliyor. Öyle aynı gün içinde bitirmemiz mümkün değil. Dolayısıyla bir sonraki aşamayı bitmiş halini ben size göstereceğim. Bunu kalıptan çıkmış halinde. Şimdi bunu gerdik. Mümkün olduğu kadar gergin. Kalıbımıza oturdu. Bundan sonraki aşamasında da sertleştireceğiz. Küçük bir kalıp çıkaracağım. Şöyle bir baş çıkacak bundan. Şimdi bunu sertleştirmek için jelatinimizi hazırlayacağız. Ben genelde şöyle bir toz jelatin kullanıyorum. Ölçü veremeyeceğim çok fazla. Biraz göz kararı. Bu küçük bir kalıp olduğu için azıcık bir çay kaşığı kadar diyelim. Toz jelatin. Onu kaynar suda eritiyoruz. Şu kadarcık bir su. Daha sonra kalıbımızın üzerine sürüyoruz. Kalıbımızı tekrar şöyle bir jelatinledikten sonra iyice otursun diye dilimizle yerleştiriyoruz. Genelde şöyle bir lastik kullanıyorum. En son bundan çıkmasın diye. Bu bir gün duracak, bekleyecek. Şimdi bu kalıbımız bizim bir gün bekleyip sertleştikten sonra üzerindeki raptiyeleri çıkaracağız. Ve şu şekilde sertleşmiş bir kalıp haline gelecek. Bu da başımızın, şapkamızın baş kısmı olacak, üst kısmı. Buna daha sonra istersek böyle küçük de kullanabiliriz, minik bir şapka. Bu da süslenir ama benim yapacağım daha çeperli bir şapka. Bir sonraki aşamada da çeper kalıbı bu şekilde çıkıyor. Bu buna oturulacak. Bunu dikeceğiz birbirine. Ondan sonra kenarlarını temizleyeceğiz ve üzerini süsleyeceğiz ve bir şapka haline gelecek. Bir sonraki aşamada da bunları anlatacağım.